Medine-i Münevvere'den herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazan'ın 27. gecesi, Kadir gecesi öncesi. Evet. Burası Kuba Caddesi'nin girişi. Böyle küçük su fıskiyeleriyle burada güzel bir şölen oluyor izleyenlere çalıştığı zaman. Çocuklar da bundan istifade ediyor. Çocukların en sevdiği şeyler bu tür alanlarda oynamak, oynaşmak. Üzerleri ıslanmış, ıslanmamış çok da önemli değil. Tamamen sırılsıklam olsalar da. Burası Kuba Caddesi'nin girişi. Sağlı ve sollu burası Kuba Caddesi. Esas bu sağ tarafta oruca gidiyor. Sol tarafta ileride birleşiyor. Ama en fazla kalabalık sol taraftaki caddede. Şu karşıdaki yerde otel. Şöyle devam edelim. Buralarda arka sokaklar. Geçen göstermiştim. Kamera kaydında bir arıza olmuş. Kamerada böyle sarsıntılar oluşmuş. Bazen anlamadığım sebeplerden telefon o tür atlamalar yapabiliyor. Evet, Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyoruz. Bakın dar sokaklar ve evler mevcut. Bol bol da buralarda küçük daireler var, bekar kalanlar var, aile olarak kalanlar var. Bu kesim, geçen de gösterdim, buradan itibaren Kuba Mescidi'ne kadar veya çevre yoluna kadar eski Medine olduğu için daha çok dar gelirli insanların yaşadığı yerler. Dolayısıyla insanlar ekonomik imkanlarına göre buralarda evlerini kiralıyorlar. Şu an Medine'de de ev fiyatları yükselmiş durumda. Suudi Arabistan'ın genelinde ev fiyatlarında yükseklik var. Medine'de ev bulmak da zorlanıyor. Çünkü hiç anlamsız yere mahalleler bir bir yıkılıyor. Geliştirme projesi adı altında. Ve yenisine yerlerine yenileri yapılmayınca da ev kiraları hızla yükseliyor. Geçmişte 9-10 bin liraya bulduğunuz evleri şimdi 14-15 bin bandına bulabilirseniz kiralayabilirsiniz. Normal yerleşik insanlar da kiralarının arttığını söylüyor. Türkiye'deki evler gibi geniş evler yok birçoğunda. Gerçi Medine'nin evleri Türkiye'nin evlerine yakın. Ama bu bölgedeki evler daha çok 2+1 şeklinde mutfağı olan, lavaboları olan evler. Dolayısıyla buralarda 8-10 bin liraya geçmişte evler kiralanıyordu. Mescide de yürüyüş mesafesinde olduğu için birçok aile buraları tercih ediyordu. Hala bir kısım Türk aileleri de mevcut. Kaldığım apartmanda komple 5-6 tane Türk var. Herhalde 10-12 daire var. 6-7 tanesi Türk aile. Dolayısıyla insanlar ekonomisine bakıyorlar. Burası yabancı bir ülke. Yabancı bir ülkede bulunmanızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de geçiminizi sağlarken bir yandan da ülkeye döndükten sonra sizi rahat bir şekilde idame ettirecek ortamlar hazırlamak. Avrupa'da da hakeza aynı. Evler çok geniş değil. İnsanlar çok farklı şartlarda farklı imkanları zorluyorlar bütçelerine katkı sağlamak için. Kolay değil. Türkiye'de de aynı. Yani çalışan kesim için, dar gelirli kesim için her daim durumlar aynı. Biraz esnafsanız, ticaretle uğraşıyorsanız, ticaret erbabıysanız biraz daha ekonomik olarak rahatsınız. Bizim umdeyizlerin çoğunu o kesim oluşturuyor. Hep çok şikayet ettiğimiz kesim. Çiftçiler hakeza aynı. Ne kadar da zarar ediyoruz deseler de onların da ektikleri ürünlerden, küçük çiftçiyi kastetmiyorum tabi, kazandıklarını görüyoruz. Yani bizim evlerimiz lüks içinde. Geçmişte bizim de evlerimiz köylerde, kasabalarda, şehirlerde kerpiçti. İşte bunlardan yapılmıştı. Ne bileyim daha küçük tuğlalardan yapılmıştı.
Ama şimdi bizler lüks evlerde oturuyoruz. Vehim denilen hastalığa kapıldık. Dünyaya tapar hale geldik. Maddi olanaklarımız, yaşamlarımız, evlerimizin içleri, iş yerlerimiz, sokaklarımız, her yerimiz maşallah her şeye hitap ediyor, göze hitap ediyor ve hep bir üstünü istiyoruz, hep bir üstünü istiyoruz. Doymak bilmeyen bir nefis var. Resulullah'ın insanoğluna bir Uhud daha kadar altın versen bir o kadarın daha ister dediği bir haldeyiz. Halimize şükretmek yerine şikayet eder bir duruma geldik. Bundan dolayı da iki ayağımız bir pabuca sığmıyor. Hakkımızdan fazlasını yaşıyoruz. Yani elimizde olan imkanlardan daha fazlasını yaşamaya çalışıyoruz. Son zamanlarda ekonomik olarak sıkıntı yaşasak da hala ülke insanı rahat bir yaşam sürüyor. Tabii ki dar gelirleri, ekonomik imkanları uygun olmayan kardeşlerimizi kastetmiyorum ama baktığımız zaman bir kafe kültürüdür, dışarıda yemek kültürüdür, ne bileyim. Bu tür şeyler arttı. Evlerdeki donanımlar arttı. Buna istinaden söylüyorum. Rabbim tabii ki çalıştıkça, kazandıkça bunları da ikram edecek bize ama bunları şikayet etmek için değil, şükretmek için kullanacağız. Dönecek olursak, yani sizlere bu Medine'nin arka sokaklarını gösterdiğim zaman buradaki kalan insanların da dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelmiş kıt kanaat burada Medine'de yaşama adına buralarda kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ciddi anlamda zorlanıyorlar. Suudi Arabistan'da artık yabancılara yönelik de vergi politikaları ağırlaştı. O vergileri de ödemek kolay değil. Zaten kıt kanaat geçinmeye çalışıyorlar. O vergileri de ödemiyor birçoğu. Kaçak kalıyor. Yakalandığı zaman da ülkelerine gönderiliyorlar. Ondan dolayı da bu insanları anlamak gerekiyor. Biz de olsak, buraya gelsek işte sokacak bir başımızı sokacak bir oda, bir göz, bir ev olsa buna talim ederiz. Bunu böyle anlamak lazım. Ama Medine'nin güzel yerleri de var. Yani yıllık 35 bin, 40 bin riyal verdiğin zaman veya 20 bin riyalin üzerinde kira verdiğin zaman daha ferah evlerde, daha temiz ortamlarda yaşam sürebilirsiniz. Ama bunları sağlamak için de hepimizin şikayet ettiği o geçim kaynaklarını bulmak gerekiyor. Şimdi Gamame Mescidi'nin ön tarafına geldik. Birkaç kardeşimiz bu üstü açık otobüslerin nereden kalktığını sormuş. Burası bakın karşıda Gamame Mescidi var. Burası da Medine gezi turu yaptıran otobüslerin durağı, kırmızı durak. Burada inip burada binebiliyorsunuz. 80 riyale bilet alıp yaklaşık 12 noktada gezinti yapabiliyorsunuz. Biletler 24 saat geçerli. Bunu daha önce de anlatmıştım belki. Şu şekilde otobüslerle Türkçe dil seçeneği de var. 16 dilde 12 durakta hizmet veriyor bu üstü açık arabalar. Dolayısıyla bu otobüslere binerek de bir Medine turu yapabilirsiniz. Yine buradan Kuba Mescidi'ne gidebilirsiniz. Şuradan 310 nolu kapıdan çıktığınız zaman Gamame Mescidi'nden bakın zaten yol kıvrılıp geliyor şöyle. Burası yürüyüş yolu. Şuradan bakın insanlar geliyorlar. Buradaki otellerin arasından doğruca gittiğiniz zaman 3 kilometre sonra yol sizi Kuba Mescidi'ne çıkarır. İleride Cuma Mescidi de var. Cuma Mescidi'ne de uğra ziyaretine ve ardından Kuba Mescidi ziyaretini yapıp gelip özellikle cumartesi günü buradaysanız cumartesi günleri Peygamber Efendimiz'in sabahından bazı rivayetlere göre sabah namazı bazı rivayetlere ikindi namazından sonra Kuba Mescidi'ni ziyaret ettiği biliniyor. Kuba Mescidi'ni Peygamber Efendimiz'in cumartesi günleri ziyaret ettiği biliniyor. Şu elektrikli arabalarla da
10 riyal vererek, kişi başı 10 riyal vererek gidebilir. Tekrar gelmek istediğiniz zaman da 10 riyal vererek Mescid-i Nebevi'ye gelebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yaklaşık 45 dakika sürüyor. Tabii sizin yürüyüş hızınızda bağlı. Kuba Caddesi'ne buradan gidiliyor. Bu Kurban Caddesi'ne de buradan gidiliyor. Şu karşıdaki otelin arkasında eskiden hurma pazarı vardı. Orası yıkıldı. Şu anda inşaat çalışmaları başladı. Muhtemelen otel olacak veya bir işhane olacak. Onu bilemiyorum bittiği zaman. İleride de minare görüyorsunuz. Dün Hilal-i Habeşi Mescidini göstermiştim. Sol tarafta otellerin arkasında orası gözüküyor. Oradaki çarşılar da şu an kapanmaya başlamış. Çünkü orada bir yol inşaatı başlatılmış. Bundan dolayı oradaki çarşılar yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Daha önce tanıtmıştım. Belki eski videolara da bakanlar olabilir. Buradan Kurban Caddesi'ne gidebilirsiniz. Kurban Caddesi'nde balık kızartması yaptırabilirsiniz. Ya da oradaki restoranlardan yemek yiyebilirsiniz. Bu şekilde sizlere Kurban Caddesi'ne ve Kuba Caddesi'ne nasıl gidildiğini göstermiş olduk. Aynı şekilde şehir içi otobüslere nereden bineceğinizi de göstermiş olduk bu şehir içi seyahat yaptıran otobüslere. Evet, şu şekilde ilerleyelim. Yaklaşık bir saat var, bir saate aşkın bir zaman var iftara. Gamame Mescidi'nin önünde de her zaman olduğu gibi iftar sofraları kurulmaya başladı. Kurulmuş, etrafına insanlar oturmaya başladılar. Bakın 309 nolu kapı sağda, 310 nolu kapı solda. Geçen gün tanıtmış olduğum hurma satıcıların olduğu yerde hemen Gamame Mescidi'nin ön tarafında sağda yer alıyor. Tayba Medine Oteli içerisinde. Buradan istediğiniz bölgeye gidiş yapabilirsiniz. Yine burada 310 nolu kapının olduğu yerde zemzem çeşmeleri var. Bidonlarla geçip zemzem doldurabilirsiniz. Büyük pet şişelere izin veriliyor. Daha önce daha çok sıkıyorlardı ama şu anda kimseye şey yapmıyorlar. Dikkat etmiyorlar. İnsanlar geçip içeride zemzemlerini doldurup çıkıyorlar. Evlerine buradan götürebiliyorlar. İçeride zemzem doldurmak yerine bidonlardan buradan gelip zemzemleri doldurabilirsiniz. 310 nolu kapının olduğu yerden. Böyle ara ara böyle hepsi bir arada karışık videoları sizlere çekmiş oluyoruz. Evet, şuradan Resulullah'a da selamlayalım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur-u Aşillah. Açık alanda dolmuş durumda. Bakalım bugün şöyle içeriye geçmeyi deneyeyim. Bir saat var. Kapı kapanmadıysa içeriye geçmeyi deneyeyim. Olmazsa çatıya çıkarım. Bugün de çatıdan sizlere çekim yapalım. Duruma göre hareket ederiz. İşte şu an bir saat kaldı ama hala yakıcı yakıyor. 30 derecenin üstünde bir sıcaklık var. Medine sıcakları artık başladı. Evet, şu an mescidin içerisine geçişe izin vermiyorlar gözüküyor.
Evet. Evet, yavaş yavaş dolan alanları kapatıyorlar. Bugün Kadir gecesi olmasından kaynaklı biraz daha kalabalık var Mescid-i Nebevi içerisinde. Rabbim bu gecelerin feyzinden, bereketinden istifade ettirdi. Kullar zümresine dahil eylesin. Bin aydan daha hayırlı olan yaklaşık 84 yılı kapsayan bir hay. Birçoğumuzun ömrü yetmiyor. Cenab-ı Allah hepimiz için bir ömür tayin etmiş. O ömür içerisinde hepimiz yaşayamıyoruz. Bize sunulan bu ömür içerisinde. Dolayısıyla değerlendirmek gerekiyor. Sadece Kadir gecesini değil, her geceyi Kadir bilmek gerekiyor. Evet, herkes Mescid-i Nebevi'nin içerisine girmeye çalışıyor ama içerideki kapasite dolduğu için de artık içeriye girişlere izin verilmiyor. Ara ara böyle saldıkları oluyor. Merdivenler yoluyla çatı katına gelmiş bulunuyoruz. Şurası Mescid-i Haram'ın kütüphanesi. 10 numaralı kapının yanındaki yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığınız zaman buraya gelebilirsiniz. Burayı da sizlere tanıtmıştım geçmiş videolarda. Mescid-i Haram'ın bu Mescid-i Nebevi'nin bu kütüphanesini de bakabilirsiniz. Şöyle ben kapıdan göstermiş olayım sizlere. Evet, içeride çekim yasaktı ama ben bir ara denk getirip çekmiştim. Bakın şurası da itikafa kalanların yeri. 10 numaralı kapıdan çıktığınız zaman orada buraya özel bir alan oluşturulmuş. Ön taraftaki merdivenlerden de gelebiliyorsunuz. Bakın brandalarla çevrilmiş. İçeride insanlar kalıyorlar. Tabi burada kalanlar resmi olarak izin alanlar, resmi izni olmayanlar bu bölüme alınmıyorlar. Girişleri kontrol ediliyor. Orada da iftarda ve sahurda paketler dağıtılıyor. Burası çatı kısmı. Geçen iftarda da göstermiştim sizlere. 2 gün üst üste buradan çekim yapmıştım. Bakın buralarda hala boş kısımlar var. Gölgelik alanlar da var. İster gölgelik alanlara, ister böyle açık alanlara oturabilirsiniz. Özellikle geç gelenler olursa çatıya çıkabilirler. Veya açık alanda namaz kılmak istiyorlarsa mescidin sağ tarafında 12 numaradan başlayıp daha doğrusu 15 numaradan başlayıp 8 nolu kapıya kadar olan bölümün tam karşısında otellerin ve Mescid-i Nebevi'nin arasındaki alanda rahat rahat iftarlarını açabilir. Serin havada namazlarını eda edebilirler. Tabii ki imkan varsa Mescid-i Nebevi'nin içerisine de girebilirler. Şöyle ben biraz detaylı dolaştırayım çatıyı sizlere. Bugün cihazı şarjını doldurmayı unutmuşum. Elle çekim yapıyorum. Umarım çok fazla titreme olmaz. Evet, biraz gölgeye geçenler iftar saatine kadar Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyorlar. Bu
Bu Mescid-i Nebevi'nin çatısında her yer kapalı değil. Bilmiyorum buraya neden kapalı bir sistem uygulamadılar. Bir yandan raylı sistemler var. Şu yerler kubbe alanlar. Dolayısıyla kubbeler açılıyor. Böyle açık alanlar da var. Cuma günü eğer erken gelmezseniz, şu kapalı alanlara denk gelmezseniz bu açık alanlarda namaz kılmak zorunda kalabilirsiniz. Şöyle minareleri de göstermiş olayım size. Evet, böyle revakların altında kapalı alanlar mevcut. Açık alanlarda mevcut. Kapalı alanlarda iftar edenler kapalı alanlarda, açık alanlardakiler de açık alanlarda iftar ediyorlar. Zaten güneş battıktan sonra açık alanda veya kapalı alanda iftar ettiğinizin çok bir manası yok. Dolayısıyla serin bir ortam var. Ama tabii ki öğlen namazı için, özellikle cuma namazı, bugün çok kalabalıktı. Cuma namazı esnasında mescidin avluları, kapalı alanlar, o şemsiyeli alanlar dolduğu zaman ister istemez böyle gelip açık alanda namaz kılmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman da kendinizi güneşten koruyacak bir alan bulmak zorundasınız. 10'dan itibaren yaklaşık 10 gibi Mescid-i Nebevi'nin aşağıdaki kapıları kapatılıyor. İçeriye girmek mümkün olmuyor. Evet, yine burada da bir itikaf alanı oluşturulmuş. Bakın orta kısımda, orada girişte de vardı. Mescid-i Haram'da yaklaşık 5000 kişi, Mescid-i Nebevi'de de 3000 civarı kişi resmi olarak itikafa kalmış durumda. Ama onun dışında izinsiz olarak da Mescid-i Nebevi'de ve Mescid-i Haram'da bol miktarda itikaf yapan kimseyi görüyoruz.